Sen hep çok kötü bir baba oldun İsmail. Çok kötü bir baba. Bu kadar kötü, oğluna, kendi çocuğuna tuzak kurabilecek kadar kötü bir baba. Bunu senden bile beklemezdim. Kızı ben dövmedim Hale. Anne. Duydun mu beni? O kızı ben dövmedim Hale. Anne açsanıza kapıyı. Ben kızı bulduğumda öldü sandım. Ben ne yaptıysam ailemi korumak için yaptım. Beni her şeyi anne. Ama beni asla ailemi sırtımdan vurmakla suçlayamazsın. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım ve bunun hepsini açıklayabilirim sana. Açıklayacaksın tabii. Ama bana değil. Polise. Hale. Hale bak. Bak. Oğlunu kurtarmak için beni kurban etmek zorunda değilsin Hale. Ben o işi hallettim. Hallettim o işi. Öyle bir detay yakaladım ki. Polislerin önüne öyle soru işaretleri attım ki Hale. Belki de ben değil. Eğer sen haklıysan, eğer gerçekten oğlun yapmadıysa, belki de gerçek yapanı yakalattım Hale. Polislerin önüne bir kurban değil, belki de gerçek bir psikopat attım. Bak Hale, Hale bak, ne oğlun ne ben. Bulduk işte Hale. Kimin yanacağını bulduk. Madem oğlunun yapmadığından bu kadar eminsin, al sana kurban. Ama beni kurban edemezsin Hale. Anne! Anne aç şu. Anne aç şu kapıyı. Bak beni sonsuza dek sorgulayabilirsin, tamam mı? Tamam. Beril'le ilgili her şeyi anlatacağım sana. Ne istiyorsan her şeyi. Bak benim ömrümün sonuna kadar cezalandırabilirsin ama böyle değil. Bana bunu yapamazsın Hale. Beni batıramazsın. Beni batırırsan ailemizi batırmış olursun. Ben yıkılırsam şirket yıkılır Hale. Geleceği ailemizin üstüne yıkarsın. Anne aç şu kapıyı. Neden anlamak istemiyorsun Hale? Ben o gece sadece kendimi değil, bizi kurtarmaya çalıştım. Ailemizi, bizi. Ben kızı öldü zannettim, oğlunu kurtarmaya çalıştım. Hale bunu bana yapamazsın bak. Ben olmazsam... Göreceğiz. Çünkü sen olmayacaksın. Hale, sen ne yaptın? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmail Ilgaz evde mi? Ne oluyor ya? Polis. Nasıl ya? Gel bakayım. Bir dakika bekleyin. Beyefendiye haber vereceğim. Anne, açın şu kapıyı. Polisler geldi İlker Bey. İsmail Bey'i soruyorlar. Anne, polisler geldi. Sen sadece oğlunu kurtarmak istemiyorsun Hale. Sen benden kurtulmak istiyorsun değil mi? Anne, polisler yine dayımı mı götürecek? Ah, hayır tatlım. Babanla sohbet ediyorlar bak. Hadi gel. Biz odamıza gidelim. İhbarla ilgili bilgi veremez misiniz? Onları geri gönder. Polisi geri gönder. Ne istiyorsan yaparım. Ne istersen veririm. Veremezsin İsmail. O 40 yılın bir saniyesini bile geri veremezsin. O dikenli yatakta yanı başında ama yapayalnız kan kustuğum gecelerin bir saniyesini bile veremezsin. Sen benim kellemi istiyorsun. Ben senin her şeyini istiyorum. Ve alacağım. Bunu bana yapma Hale. Ben değil sen yapacaksın İsmail.
Her gün yaptığın şeyi yapacaksın. Evlendiğimiz günden beri her zaman yaptığın şeyi yapacaksın. Hayatı cehenneme çevireceksin. Ama bu kez bizimkini değil, kendi hayatını. İki seçeneğin var İsmail. Ya şimdi seni aşağıda bekleyen polislerle gidersin. Ne yaptığını itiraf edip adalete teslim olursun. Ve herkese o kızı oğlunun arabasına alıp yol kenarına attığını itiraf edersin. Ya da filmin geri kalan kısmını seyretmeyen kalmaz İsmail. Anladın mı? Baba. İsmail Bey, hakkınızda bir ihbar var. Baba ne oluyor? Ne demek bu, lütfen biriniz bana bir şey söyler misiniz? Ya bir dakika, konu nedir? Gidebiliriz memur bey. Anne, ne olur biriniz bir şey söyleyin. Ben Ela Yüksel'le ilgili tüm suçumu itiraf etmeye hazırım. Buyurun gidelim. Burada böyle. Ben dayanamıyorum ya. Ben babamın yanına gideceğim. Asu. Sakin ol biraz hadi. Sen babanın yanına gidersen Aleyna ile kim ilgilenecek? Çocuk zaten korktu. Senin evde kalıp çocuğunla ilgilenmen lazım. Anne sen kendinle misin? Şok falan geçiriyorsun herhalde şu an. Daha demin ne oldu, sen farkında mısın? Babamı alıp bu evden apar topar götürdüler, sen farkında mısın? Babam panik yapmamızı değil, krizi soğukkanlı bir şekilde halletmemizi isterdi. Biz de öyle yapıyoruz. (Gülüyor)